Evet, evet, evet. Günaydın, günaydın, günaydın. Aşkla, huzurla, mutlulukla, sağlıkla sizi seviyorum. Evet, bayılıyorum. Ben TV yüzümüzün yöneticilerine teklif edeceğim Murat Övüç'e bir sabah programı. Sabah programı ama sabah 4 ile 6 arasında kimsenin izlemediği saatlerde bir sabah programı yapması için, yani memleketi de Murat'tan korumak babında, değil mi? Ha, ne güzel olur, değil mi? Sonradan videolarını filan, nasıl bizim TV Yüz'ün YouTube kanalı var. Aynı zamanda internet sitemizde de birçok videoya ulaşmak, canlı yayına ulaşmak mümkün. Oradan da izlenebilir. Tuncer'ciğim, bu arkadaşla, bu acayip ve tatlı adamla Show Radyo'daki programımızda bir araya geldik. Nefis bir adam. Çok ilginç bir adam. Hakikaten ilk çıktığı ve herkes onu dinlemeye başladığı günden bu yana da değişmeyen bir adam. Ben Sahrap Hanımlara gidiyorum. Sahrap Hanımlar, Sahrap Soysal, keza değerli eşleri Doktor Nuri Soysal'la, hem çoluk çocuk böyle yıllardır toplanıyoruz. Bir gün Sahrap Hanımlarda da çok yaşlı insanlar vardı. Yani onlar yaşlı değillerdir Sahrap Hanımlar ama evdekiler çok yaşlıydı. Çok yaşlıydı. İnşallah hiç ölen olmamıştır aralarından. Çok tatlı da insanlardı, çok yaşlı insan. Bir anda Nuri Bey, Doktor Nuri Soysal, size dedi bir şey dinleteceğim. Ve bir adamın şarkısını çalmaya başladı. Dedi ki hepimiz toplanıp bu ne acayip bir adam filan. Kim bu? Manuş Baba. Sonra Manuş Baba bana radyoya geldiğinde Nuri Bey'e de bir CD'sini imzalattım. Kendisine hediye ettim. Ama ne mutlu oldu, ne mutlu oldu. Hakikaten Manuş Baba çıktı, onu tanıdığımız ilk günden itibaren herkesin kalbinde bir yer edindi. Şimdi kalpte bir yer edinmek zor. Bir insanın şarkısını dinlemek ayrı bir şey. Ona kalbinde bir yer açmak, o zor, o kolay bir şey değil. İşte böyle bir adam geliyor. Hanımlar, beyler, Manuş Baba! Ya ne tatlı, ne tatlı. Askerden döndün, saçın sakalın uzamış ama. Evet. Ha? Çok güzel olmuş. Askerlik fotoğrafından konuşuldu. Şuna bir bakalım mı acaba? Lütfen. Hakikaten çok kötü görünüyorsun. Çok kötü görünüyorsun. Yani meğerse, yahu nasıl bu hakikaten yok edilecek ya. Askerlik şerefli bir şey tabii ama sen demek ki böyleymişsin abi. Ama öbürü de nasıl karizmatik. O saçlar, değil mi? Evet. Değil mi? Ama askerlik şerefli bir görev. Tebrik ediyorum, askerliğini yaptın. Peki bu saçları ne yapıyorsun? Bir şey mi, bir şeyle mi suluyorsun? Nasıl bu kadar lop diye bu kadar güzel uzadı ya? Babam sağ olsun öncelikle. Tabii ırsi. Maşallah. Ama tabii fotoğrafların hayatımızdaki çok önemi var tabii ki. Ama tabii bu fotoğrafa bakınca ben tabii annem sağ olsun Ermerzba. O bizi yarattı. Yani bir şekilde o beni büyüttü bu zamana kadar. Yani suratın ya da saçın sakalın çok önemi yok benim için. İnsan varlığıyla, kalbiyle aslında ne kadar ifade ettiği bir noktada, bu coğrafyada ne yaşıyorsan aslında o önemli benim için. Yoksa yüzün, sakalın, saçın yoksa bir önemi yok ya, makyajın da yani. Yok ama genelde hakikaten fotoğraflarla kafa buluruz yani. Benim de ne fotoğraflarım var. Aslında bakınca da ben de bu fotoğrafı ilk gördüğüm zaman gülmüştüm tabii ki. Evet, komik oluyor hakikaten. Peki. Şeyde, askerdeyken şunu anlatmak isterim. Tuvalet nöbetindeydim. Ne kadar askerlik yaptın? 21 gün abi. 21 gün, evet. Harikulade. Keşan'la yaptım. Ne güzel, yaptın sonuçta. Evet. Görevini yerine getirdin, maşallah. Helal maşallah. Nöbetindeyken komutanlar gelip gidiyordu. İşte Manuş diyor, bütün... Ona helal nöbeti mi deniyor? Evet, ben de nöbet tuttum. Evet. Ben de o eski zamanlarda, 90'lı yılların başında ben de nöbet tuttum. Onu çok anlamlandıramadım ama oraya lazımmışız. Genelde bu... Bizde çok kişiydik biz, onun için... Helal nöbetinde de bizi ayırmışlardı. Ben pisuar nöbetindeydim. Pisuar bölümündeydim. Biz de hepsi bir aradaydı. Dedik ki niye böyle beni buraya koydu? Tabii soramaz. Beni buraya niye koyuyorsunuz ulan falan diye böyle bir şansın yok. Ama sonra
asker arkadaşlarıma sordum, bunu nasıl dedim bir mantığı olabilir. Dediler ki bir senin nöbet tutman için, seni nereye bulurlarsa oraya koyuyorlar. Bir şeyin nöbetini tutuyorsun. Bir, bu sana yararlı nöbet tutmak. Ondan sonra iki, tabii ki hastalanan olabilir. Evet. Bir asker, asker arkadaşın herhangi bir yerde hastalanabilir. Bu tuvalette de mümkün. Efendim binanın içinde de mümkün, binanın dışında da mümkün ama pisuar nöbeti çok fena bir şey. Yani çünkü galiba 3 ya da 4 pisuar vardı. Ben o 3 ya da 4 pisuardan sorumluydum. Orada pisuarın yanında duruyorsun tabii. Gelene gidene böyle. Hazır ol da böyle bakıyorsun tabii ki. Yani zor bir şey ve saatler sürüyor. Kolay bir şey değil. Ama helal nöbeti. Kaç komutanlar gelip birkaçı bunu haber vermeye çalıştılar. İşte memleket seni konuşuyor diye. Ama neden konuştuklarından çok bir haberim yoktu tabii ki. Sen helal nöbetindesin o sırada. Ya bu adam büyük yapmıştır, bu adam küçük yapmıştır. Kendi aramızda geyik yapıyorduk. Evet. Sonra fotoğrafı görünce de şaşırdım tabii ki. Yani bütün memleket beni konuşuyordu orada. Biz orada helal nöbetindeydik. Konuşmaz mı? Evet. Ama hepsi önemli askerlikte. Bir kere zaten insanın kendi nefsini terbiyesi açısından da nöbet tutmak normal şartlarda seni bir yere dikip öyle tabii durduramazlar. Şey, yani kutsal bir görev tabii ki. Bir şekilde yapmam gerekeni yaptım ben de gidip. Bir kanun çıkmış ve biz de bundan yararlandık. Bu arada evet. Birlikteki arkadaşlarla birlikte bunu yerine getirdik. Hmm. Ama tabii kirar yani bu konu eğer konuşulacaksa da şunu demek isterim. Çünkü çok gündem olduğunu biz tabii askerdeyken farkında değildik. Geldikten sonra biraz farkına vardım. Ama herhalde işte bu saçın sakalını demek ki önemi o kadar büyükmüş ki bendeki. Yani asıl çıkan şeyin bendeki o manuş karakterin dışında bir şey olduğunu düşünmelerini istemem aslında insanları. Ya da dinleyicinin ya da beni takip etmeyenlerin de daha dolayısıyla. Çünkü seni ben ya da buradaki dostlarla bizi bir araya getiren şeyin saçın sakalın olduğunu aslında inanmak istemem. Bizi var olan eden şeyin bu coğrafyada var olan bizi bir araya getiren kozmik yapı değil. Tamamen bizim kalbimizdeki var olan yapı aslında. Kalp kalbi insanı her zaman yaklaştırdığını düşünüyorum. O yüzden fotoğrafların da yani geçmişte bakınca tabii herkesin bir şekli, bir hatırası, bir fotoğrafı var yani hikaye bakınca. Bu da benim aslında bir geçmişe bakınca ileride belki yaşlandığım zaman geçmişe dair en büyük fotoğraflarından biri olacak. Yani sebebi şudur. Fotoğraflar belki maziye, geçmişe dair bir hatırası vardır ama yani geleceğe bakınca da geçmişi özlediğim bir hatıradır aslında fotoğraflar. Benim için aslında özleyeceğim bir hatıra oldu yani fotoğraf. Peki. Çünkü 10 sene ve 12 sene sonra ilk defa ben sakalımı kestim. Evet. Ama tabii ki bunu Show Radyo'daki programımızda da konuşmuştuk. Çünkü aslında tabii ki sen böyle bir image maker'ların, işte prodüktörlerin, menajerlerin oluşturduğu, şeklini verdiği bir ürün değilsin. Evet. Hem şahsiyetin hem müziğin bir hazırlanılmış, paketlenilmiş, sentetik bir müzik ürünü, müzik piyasasına atılmış, getirilmiş, konulmuş bir ürün değilsin. Ama ve lakin yine de tasarlanmış, estetik olarak tasarlanmış, güzel tasarlanmış fotoğrafların, albüm kapakların var. Bunu Show Radio'daki programda da söylemiştim. Hakikaten çok güzel, çok güzel bir yakından da gösterirsek, çok güzel bir albüm kapağı, çok güzel çalışılmış. İşte buna ne diyorlar fotoğraf çekimlerinde, styling diyorlar, efendim dekor yapmak deniliyor filan. Bu fotoğrafın hikayesini anlatır mısın bana tabii tekrar? Ki. Okan Bey, aslında daha önce sizinle konuştuğumuz gibi birçok projede ya da fikir odak noktasında genellikle ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama tabii çalışma arkadaşlarımla birlikte bunları hep üretmeye çalışıyoruz. Bu perde aslında gerçek bir perde arkadaki. Mahalleden, Balat'ta yaşadığımız mahallede Serap diye bir arkadaşımız çizdi bu perdeyi. Aslında bu tabii ki fotoğrafa bakınca da bizim tabii geçmişte hep böyle özlem duyduğumuz hissiyatıyla birlikte o karakter yapısıyla bize asla kaybetmemiz gereken bir dokuyu ben hissettirmek istedim albüm kapağıyla birlikte. Bir önceki ilk albümde Dönersizlik Çal'da da bir çiçek tutup paylaşmıştım insanlara. Bunda da böyle bir hatırası olacak diye bir albüm kapağı hazırladık. Dilerim ki de insanların, dinleyicilerin hoşuna gitmiştir yani. Bir de tabii çok konuşurken İstanbul'u seven iki insan olarak ben Galata'da oturuyorum, sen Balat'ta oturuyorsun. O tarihi dokuyu her gün oturduğumuz yer mahallemiz itibarıyla soluyabiliyoruz. Hatta Show Radyo'daki programa gelirken de komşularınla gelmiştim. Hayatımda her şeyi gördüm.
Fakat programıma komşusuyla gelen adamı ilk defa gördüm. Yani her şeyle gelen gördüm. Kedisiyle, köpeğiyle, çantasıyla, çantayı taşıyanlarla, şusuyla, busuyla, sevgilisiyle, alacaklısıyla geleni gördüm. Fakat komşusuyla geleni ilk defa gördüm. Neden öyle gelmiş? Beni de severlermiş efendim o komşular. Sizi hala bekliyoruz bu arada. Evet, geleceğim. Evet. Geleceğim. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Evden çekime, çekimden eve, oradan radyoya falan bir hayatıma. Çok istiyorum. Mahalleden çok selam getirdik bu size. Allah razı olsun. Ne güzel işte. Bu benim hoşuma giden bu. Mahalleden selam geliyor abi. Aslında dünya kocaman ama aslında küçücük. Ne kadar küçük o kadar ilişkiler ne kadar sağlam. Ve sen hiçbir şekilde Balat'tan kıpırdamıyorsun. Oraya bayılıyorsun. Evet. Orada aile de orada. Ailem Antalya'da. Aile ama Antalya'da. Tabii orada bir komşular birlikte bir başka bir aile var. Bir aile, başka bir aile var. Bunu da söylüyorsun sürekli. Diyorsun ki Balat'ta huzurlu mahallede küçük bir hayatım var. Komşularım var, sevdiğim, küçük kardeşlerim var. Sonra yalnız diyorsun ki, burası çok güzel. Sonra diyorsun ki, benim derdim huzurlu yaşamak ve sanatımı icra etmek. Şimdi burada beklediğin huzur herhalde sana... Sanatın için gerekli olan, gerektiği kadar yalnızlık, gerektiği kadar sükunet, şarkılar için, hepsi için değil mi? Başka bir huzurdan bahsetmiyor. Evet, çok gençsin çünkü. Evet. Hı? Bir de yani yaşlanan insan, değil mi Tuncer, sen huzurlu yaşamak falan istiyor musun? Ya ben hiç istemiyorum. Ya ben hiç huzurlu yaşamak istemiyorum. Sen de istemiyorsun. Ya Tuncer abi bizim için çok kıymetlidir böyle bu arada. Evet, İyi ki güzel, varsın Tuncer abi. Ne güzel. Seninle aynı kuşakta yaşayıp böyle senin gitarınla birlikte büyümek benim için çok böyle büyük bir heyecan. Ve karşısında bir oturmak müthiş bir şey yani. Evet. Söyle. Evet. Söyle. Kuşak gördün mü? Gördün mü? Senin gitarınla beraber büyümek. Evet. Ah yazık. Ne hallere geldi bu. Çok yaşlandı bu. Vallahi yani evet. Beli tutmuyor bunun. Ayakları tutmuyor. Ama yaşlandıkça güzel olmuş. Oturtuyoruz bunu. İşte orada tingir mingir çalmaya başlıyor. Ha? Yakında belgeselini çekeceğiz onun. Belgeselini çekeceğiz. Seninle büyüdük. Kaç nesil seninle bir... Ne istiyorsan söyleyebilirsin. İçinde yaşlılık vurgusu yap, bana yeter. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. Peki. Şimdi buradaki huzur meselesi, onun da ihtiyacı olan huzur, sanatı için gereken huzurdan bahsediyor. Bunu bazıları yanlış anlıyor. Mesela ben 20 yaşındaki gençlerde diyor, artık huzurlu bir hayat istiyor. Ulan nesine huzurlu hayat istiyorsun? Senin isteyebileceğin şey ancak daha huzursuz bir hayat olmalı. Çünkü huzur, huzursuzluk, cıvıl cıvıllık. Ben hiç huzurlu bir yer istemiyorum. Yani ha gidiyorum kendimi yalnız başıma eve kapatıyorum. Ona ihtiyacım var ama onun dışında bir yere gittiğim zaman böyle mesela huzurlu diyorlar. Sonra müzik için bir diyor ki bir şarkı çalıyor da diyor ki çok dinlendirici. Ya şarkı çok dinlendirici olur mu? Allah belanı vermesin senin ya. Çok dinlendirici şarkı asansör müziği olur. Şarkı dinlendirir mi? Şarkı dinlendirmez. Şarkı hayatını değiştirir. Sana yeni bir şeyler getirir. Bir şeyi kıpırdatır. Bir hareket getirir şarkı. Şimdi şu askerden ayrılırken ki videomu, Alaçmaldık videosu mu? Ne o video? Dur bakayım, evet. Onu görmek istiyorum. Veda videosu. Görelim mi? Tabii ki. Çok tatlı yahu. Maşallah maşallah sana. Buradaki arkadaşların hepsi bana destek oldular. İşte malum memleket, eğer senin öyle bir durum varsa diye biz de sana destek olalım. İşte video çekelim falan diye bir durum oldu. Son gün bu arada bu paylaştığımız video. Öyle bir kaydı da ben paylaştım zaten. Harikulade. Peki şimdi de gel sallaya sallaya, evet, klibine bakalım. Buyursunlar. Harikulade olmuş. Biraz senden bu işin niye böyle tasarlandığını, hı-hı, dinleyelim. Çok güzel olmuş. Çok hoş. Sinema gibi bir şey. Teşekkür ederim. Nasıl biraz klip nasıl, niye böyle çekildi, neler anlatıyor onu dinleyelim. Klibi senden çok kıymetli dostum Ahmet Cantekin'le birlikte çektik, yönetmen arkadaşımız. Senaryoyu, hı-hı, ben yazdım. Hı-hı. Aslında buradaki hikaye tamamen aslında bizim kendi yerel coğrafyada var olan aslında bir kültürel
bir hikayedir bu bizdeki. Çok çingene demek istemem ama nasıl diyeyim? Bu bir kervan göçü gibidir aslında bizdeki var olan yapıdaki. Çok öncelere hala da... Çingeneler zamanı filmi işte, gibi olmuş. Tony Gatliff, Goran Bregovic böyle eski zamanlarda izlediğim filmler, müzikler, Balkan müzikleri çok ilgilendim. Üniversite zamanında da çingenelerle ilgili bir sunum yapmıştım. Ve benim de ilgimi çok çekiyor. Yaşam tarzlarıyla birlikte aslında bir bütünlük halinde, ne kadar kaos içinde olsalar da aslında bütünlük halinde hep mutlular ve neşeyi de kederi de bir arada paylaşıyorlar. Ya bu klipteki asıl amaç hep şeydi bendeki yazarken de. Neşe de bizim, keder de bizim arkadaşlar. Hep dram dram nereye kadar diye. Hem hikayesiyle bütünlüğüyle bizi bir arada tutan işte iyiliğe, güzelliğe, kedere, neşeye dair bir atıfta bulunmak istedik böyle bir klipte. Bu tabii ki şarkıda biraz da bunu barındırdığı için de böyle bir şeyler yaptık babacığım. Çok güzel görünüyor. Çok eğlenceli. Mutlu eden bir iş olmuş. Teşekkür ederim. İzleyelim devamını. Güçle, valla sen alacaksın canımı. Sallaya, sallaya, bu aşkın ben Ya Nesloş! Yani şimdi duymayanlar için tercüme yapan sevgili Neslihan'dan söz ediyorum şu anda. Kızım nasıl çeviriyorsun yahu? Yani ben daha tabii bir şarkıdaki sözü tabii yani müziğin üzerine yazılmış sözler de kolaydı. Bir kere şiirsel devrik cümleler var bilmem ne var. Çoğunlukla ne dendiğini de tam idrak edemiyorsun bazen. Nasıl bunu çeviriyorsun ya? Alo? Alo? Nasıl çeviriyorsun? Anlayamıyorum yani bunu nasıl yaptığını hakikaten anlayamıyorum kızım benim. Canım nasıl bak her şeyi. Yani bir de tabii her zaman söylüyorum. Neslihan çevirmeye başladıktan sonra duymayanlar ben onlardan çok güzel dualar aldım. Neden? Mesela şimdi senin sözlerin güzel. Her söz güzel değil ki. Her şarkı sözü güzel değil ki. O zaman duymayanlar diyorlardı ki ya biz çok imreniyoruz. Hepiniz çalıyorsunuz, söylüyorsunuz ama o sözleri de duyuyorsunuz, oynuyorsunuz diye. Öyle bir şey yok. Sonra dinlediğimizde dedi Neslihan bize çevirdiğinde anladık ki çok geri zekalıcaymış. Şimdi siz de o sözlere katlanıyormuşsunuz. Biz de bunu anladık. Mesela çok değil mi? Şarkılar var. Değil mi? Sözler perişan hakikaten. Evet alttan gelen müziğin gümbürtüsü filan dıngıldaması, dingildenmesi güzel de o müzikte o sözlerde bir şey yok. Sen şimdi ne güzel söylüyorsun. O da onları çeviriyor. Ben ona hayret ediyorum. Bravo. Bravo. Müteşekkiriz. Arkada gördüm bu arada. Çok merak ediyordum. Neslihan'ı değil evet, mi? Neslihan'ı alt katta çalıştırıyoruz onu. Alt katta her şeyi çeviriyor. Biz de alt kattaydık. Siz de alt katta. Evet, altta evet. Kulübümüz var. Alt kat. Evet. Kulüp katı bizim büyük kulisimiz olarak kullanılıyor. Evet. Kabarenin kulisi çekimlerde. Peki devam. Ay işte bunu anlat. Bunu zaten dinlemek istiyorum. Ne yaptınız klip için? Klipteki herkes Balat'tan arkadaşlarımız, dostlarımız, komşularımız. Yapma ya. Otobüs tuttuk sabah. Bir kasta ajans falan değil yani. Kastan bir 5-6 arkadaşımız var. Tamam. Onun dışında geri kalan herkes Balat'tan arkadaşlarımız. Çok güzelmiş. Otobüs tuttuk sabah. Otobüsle birlikte piknik alanda gittik. Orada klibi çektik hep birlikte. Çok güzelmiş. Ne güzel. Ne güzel. İşte böyle komşular çok değerli ama senin de galiba komşuluk ilişkilerin böyle yani kendi mahallende işte değil mi orada oranın belki bir kıraathanesi vardır, bir kafeteryası vardır, bir şeydir. Orada oturuyorsun kalkıyorsun ev ziyaretleri falan onlar sana geliyor sen onlara gidiyorsun öyle bir hayatın yok mu? Çok kapalı bir hayatım yok orada Balat'ta. Ha. Dışarıda esnafla birlikte çoluk çocuk herkesle birlikte böyle çok böyle neşeli bir hayatımız var. Ay ne güzel yani. Yahu. İşte bu gerçeklik ne güzel ne güzel. Şimdi diyorsun ki. Geçmişten bu zamana kadar göç etmişliğin ve güney çocuğu olmanın vermiş olduğu bir şey var bende diyorsun. Onun peşinden koşmaya, öğrenmeye devam ediyorum. Yani bu ne güzel bir şey. Hem atadan neyi devraldın ve o devraldığın şeyi de öğrenmeye çalışıyorsun gibi bir değil mi süreç bu. Mutlaka ben doğum yerim Tarsus, Mersin Tarsus'uyum. Yıllarca Çukurova, işte pamuk tarlalarına gittik ailecek. Aslım Diyarbakır. 20 sene Antalya'da yaşadım. Son böyle 3-4 senedir İstanbul'dayım. Ama Türkiye'de mesela 3-4 şehir kalmıştır konser çalmadığımız. Tabii ki göç halinde olmak aslında insanın hep arayış halinde olmasıyla bağlantılı bir şey. Ve müzik de bunu sağlayan bir şey. Yani Avrupa'da da konser çaldık ama hala tabii bir arayış içerisinde olduğum kadarıyla bir duruma şeyi de var içimde. Sebep şudur ki
anlamlandırmak istiyorum bazı şeyleri. Sürekli yolda olurken aslında bazı şeyleri gözden kaçırmak da istemiyorum. Çocukken tabii ki bazı göç durumları vardı. Zorluktan, işte zorunluluktan kaynaklı Antalya'ya gitmiştik vaktiyle. Ama tabii ki geçmişte bıraktığın izler insanın kalbinde hiçbir zaman asla eksilmiyor. Yani neyle yaşıyorsan aslında öyle büyüyorsun zaten hayatında. Ve sanat da, müzik de aslında böyle böyle büyüyor. Ve ben kendi hala geliştirmeye çalıştığım süre içerisinde ya biz Çukurova'da tabii Yılmaz Güney'le, Yaşar Kemal'le, Ahmet Arifler'le, Diyarbakır'da öyle büyüdük yani. Bunlardan beslendiğim kadarıyla da hayatımı ona göre hep değerlendirdim. Ona göre de sanatımı yani kendi yapmaya çalıştım. Sanatla birlikte büyütmeye, öğrenmeye çalıştığım şeyi öyle ifade etmeye çalışıyorum. Çünkü halkla bütünleştiğimiz noktada ifade etmeye çalıştığım şey sadece müzik değil yani. Ya da bu klip değil. Çünkü hala bir tabii ki yaşım daha 32 ve zamanla istediğim tek bir şey var. İnsan tabii ki bir gün bu hayattan gittiği zaman geride bir şey bırakma hevesi. Çünkü biz babayla evde konuşurken de yani her zaman şu var. Eğer ki sadece ünlü olmak için bir şey yapmak gibi bir hissiyatım olsaydı bunu yapamazdım. Yani sebebi şudur ki burada oturamazdım yani. Çünkü siz tabii ki bu şeyi veriyorsunuz bize. Dostluğu ve samimiyeti yakalattığınız için de ilk programda da öyleydi. Size güvenmek aslında bu yolun bana karşı mükafatı aslında. Siz bana bu mükafatı veriyorsunuz. Öyle bir dostluk kazandım. Yani bu yolun aslında güzelliği de böyle bir şey. Mesela burada durup beklemek benim için şu an sıkıcı değil ve keyifli de ayrıca. Çünkü bunu şu an bir keşfediyorum. Yani. Ve ben açıkçası şunu söylemek isterim ki ben ilk defa böyle bir programa katılıyorum. Evet. Harikulade. Harikulade. Müteşekkirim. Bir arada gençlikte tabii zorlu bir çalışma süreci geçti. Şöyle tarif ediyorsun, diyorsun ki Antalya'da bir mekanda gündüz garsonluk, gece müzisyenlik yapıyordum bir aralar. Hatta akşam çalarken çay getir diyen bile oluyordu. Yani garsonluktan tanıyanlar. Bu zorlu bir süreç hakikaten. Bence trajikomik abi. Ha? Ben gülüyordum halime. Yani gayet keyifli. Çünkü beslenmeyi bilmek de çok önemli. Evet. Yani insan yani zorluklarla birlikte büyümek de kötü bir şey değil. Yoksa az önce dediğim gibi yani hep dram nereye kadar dersin. Ama bunlar bence hayatımızın hep bir nüansları ve bunlarla büyüyüp aslında o zorluğun farkında olmak bence daha anlamlı ve daha güçlü kılıyor insanı. Yoksa utanılacak şeyler değil bunlar yani. Gayet keyifli bir durum. Evet bence de öyle. Şerefli bir durum bence. Şerefli bir durum. Doğup büyüdüğüm toprakların bende bıraktığı izi devam ettirmeye çalışıyorum diyorsun. Evet. Yani burada hani şöyle yapmıyorsun işte şöhreti buldum, parayı buldum, insanların sevgisini buldum, kariyeri buldum, yapılacak iş buldum falan filan. Evet. Dolayısıyla doğduğun yeri, toprakları, o dokuyu, o kültürü hani bir arada sırada anımsamak değil, aksine devam ettirmek. Hep bak bu saygıyı söylediğin her cümlede görüyorum. Bu saygıyı müziğinde de görüyorum, röportajlarında da görüyorum. Bu açıdan çok doğru bir konumlanma var. Yani hem farkındasınız herhalde değil mi? Manuş Baba'nın hem yaptığı işi özel hayatıyla doğruluyor. Özel hayatı dediğim hani özel hayatı ne yapar ne eder bilmem. Öyle özel hayattan bahsetmiyorum. Kendi yaşamı yani işte mahallesi değil mi? Evi, arkadaşları, dostları işte klibi komşularla çekmesi, programa komşu. Burada da komşu var mı geldiğin? Bir iki arkadaşım var aslında. Komşu mu onlarda? Komşusuz bir yere gitmiyor. Bu da nasıl bir şey? Ne mahalleymiş birader? Ben de isterim böyle mahallede oturmak. İnsanın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Komşularla gidiyoruz. Haydin komşular. Çok güzel bir şey değil mi bu? Nefis bir şey değil mi bu? Artık yani komşuluk, mahalle kültürünün kalmadığından şikayet ederken hakikaten gencecik bir adam bize komşularla geliyor. Müthiş, müthiş, müthiş. Peki, bu arada bu kadar. Zaten kendini çok da şey yapmıyorsun, çok da açmıyorsun aslında. Bunu görüyorum. Tabii. Yani bir özen var. Bazı şeyler biraz daha gizli kalıyor. Bu albüm Ayşen Guruda'ya ithaf edilmiş. Biraz bunu anlatmanı rica ediyorum. Rahmetli ile ilgili. Çöpçüler Kralı benim hayatımdaki en önemli filmlerden birisidir. Kemal Sunal çok kıymetli. Allah rahmet eylesin. Ve Ayşen Guruda ile birlikte. Stüdyo zamanlarımızda biz ikinci gündeydik Okan abi. Ayşen Guruda'nın ölüm haberi işte bir televizyon ekranında böyle altyazıyla geldi ekranımıza böyle. O zaman böyle çok üzülmüştüm tabii ki ama öncesinde biz albüm hikayesiyle birlikte kalbimde şey vardı. İki gözüm çiçeğiyle ilgili bir bütünlük vardı. Ve ben albüm yayınlamadan önce her şey belliydi. Sonraki süreçte
Ayşen ablayı böyle bir albüm yayınlanmadan önce hayal kırıklığıyla kaybetmenin hissiyatıyla birlikte aslında tabii ki bir, bendeki hüsran çok başka bir yerde. Çünkü gerçekten o geçmişin çocukluğu karakteriyle birlikte aslında bize çok güzel izler bıraktı bu insanlar. Hani sokakta büyümeyi, güzelliği, isyan etmeyi, aslında bir ekmeği bölüşmeyi, işte Kemal Sunal'ın bir film sahnesi vardır. Yani sadece bu bardağın içinde 2-3 tane zeytin var ama adam oradaki zeytine, 3 zeytine isyan ederekten aslında o yine bize karşı bir bağlantı da kuruyor aslında. Bunlarla birlikte büyüyüp aslında o kendinden uzaklaştırmadan seni birbirine yakınlaştırabilen dokuya hep iz verdikleri için kendimi çok yakın hissettim ben onlara hep kendime. Çünkü o, şimdi mesela şeye gidiyorum, Cihangir'de onların Çöpçüler Kralı'nın çekildiği, gittiniz mi bilmiyorum. Sokak. Hem parkı da gördünüz mü bilmiyorum. Parkı da gördüm, sokağı da gördüm, ev de hala aynı. Yani tabii o hislerle büyüyüp onlarla beslenmek, yani bir belli bir kuşağa şahit olmak, o çocuk hatırası 90'lara şahit olmak beni öyle büyüttü yani. Bu isimler çok önemli isimler benim için. Ve şimdiki hatırasıyla birlikte, ya buradan da selamlar olsun, belki onlar da duyuyorlardı bizi bir yerlerden. Onların hatıralarına dair bir iki gözüm şeyiyle bir şiir yazdım tabii ki. Ve onların hatıralarına yazdım ve Ayşen ablaya da bir hatırası olsun diye. Oraya bir selam göndermek, bir evet. saygı duruşunda bulmak, evet. bu çok önemli. Evet. Çünkü belki de nesiller arasındaki geçişi, nesiller arasında kültürün aktarımı için nesiller arasındaki geçişi senin gibi bilinçli ve duyarlı sanatçılar sağlayacak. Yoksa kapalı toplumlar değiliz artık. Bütün dünya internetten, sosyal medyada, her şeyden ama özellikle internet vasıtasıyla bütün dünya, bütün dünyayla entegre oluyor. Bugün kimseyi, hiçbir genç çocuğu yerli bir sanatçıyı sevmek zorunda bırakamazsın. Hiçbir genci şöyle giyin, böyle yap, şunu dinle, bunu oku, böyle yap. Bu direktiflerle yaşatamaz ama bir yandan da kendi öz kültürünü yaşatmazsan o zaman böyle hani yer çekimi bir anda ortadan kalkmış da hepimiz böyle uzaya saçılıyormuşuz gibi bir şey olur. Eğer kendi kültürümüzü yaşatmazsa. Kim yaşatacak bu kültürü? Bunu ortaokul kitabı, lise kitabıyla üniversitede filan öğretemezsin bunu. Bunun için birkaç yol var. Bir, ailede büyükler nesilden nesile. Ben de bunları bir büyüğümden, Allah rahmet eylesin, beraber program yaptığım Hakkı Devrim'den öğrendim. O hep büyüklerin, hani bizim anne baba var da bir de daha yaşlılar var işte, ayağa kalkamıyorlar, yürüyemiyorlar, yatalak oluyorlar, şu oluyorlar, bu oluyorlar yani. Ama aslında çocukların en yakini onlar. Çocuklarla en yakinen onlar uğraşıyorlar. Ama sonra da ailemizde ilk kaybettiklerimiz de o büyüklerimiz. Ama onlar kültürü aktarıyor. Onlar ev kültürünü, aile kültürünü, nesilden gelen kültürü aktarıyorlar. Bir de memleketin kültürü var. O memleketin kültürü de tabii ki okullar da önemli ama bir takım sanatçılar şarkı da söyleyebilir, resim de yapabilir, kitap da yazabilir, her ne yapıyorsa onlar da memleketin kültürünü buradan alıyor, buraya veriyor. Alıyor, veriyor. Kendisinden öncekinden alıyor, biraz değiştiriyor, biraz modernleştiriyor ve bu elden alıyor, bu ele veriyor. İşte sanatçılar bunu yapıyor. Bu açıdan bence bana sorarsan çok kıymetlisin. Kesinlikle çok kıymetlisin. Sana herhangi bir böyle bir yeni sanatçı, genç sanatçı falan gibi bakmıyorum. Sana nesiller arasında kültürü aktarmayı, saygıyı gözetmeyi, etnik kökenine sahip çıkmayı önemseyen bir sanatçı olarak bakıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem bu güzel şarkılar, bu güzel röportajın harikuladesin. Şarkı söylemek istemedin. Beraber sadece bir beraber bir interview yapalım istedin. Evet. Ama bütün memleketi dolaştığın konserlerin olduğunu evet. biliyorum. Bunlara nereden ulaşacağız? Herhalde Google'layacağız, Manuş Baba yazacağız. Nerede, ne yapıyor, nerede çıkıyor filan bunları göreceğiz değil mi? Instagram hesabımız da var. Bir de manuşbaba.com'da bir konser listemiz var. Manuşbaba.com. Çok güzel site. Böyle bir site yok.
çok iyi bulunmuş bir isim. Manuşbaba.com. Neredesin? Manuşbaba.com. Orada bir konser listemiz var. Evet. Oraya bakabilirsin. Instagram'a bakabiliriz. Evet, bu ay sonu Altınoluk ve Ayvalık'tayız. Çok güzel. Açık Hava Tiyatrosu konserlerimiz var. Bizde Dada'da da ol. Çok sevindim. Buraya ilk defa geldim ben. Evet. Çok keyifli, çok tatlı bir yer. Burada da olabilir. Evet. Hatta bizim Nuri Soysal'ı da çok çağırırız. Sevindim. Nuri Bey. Hakikaten nasıl? Murabiye verdiniz değil mi CD'yi bu arada? Tabii evet, tabii verdim ve bayıldı. O kadar mutlu oldu ki. Çok sevindim. Bak, çok önemli bir hekim. Tabii ki bizden daha büyük. Fakat vallahi ilk takipçilerinden biri. Sağ olsun. Ne kadar zaman oldu. Hepimizi oturttu. Yaşlı başlı bilmem ne insanlar oturttu. Dedi ki bu adamı dinleyeceksiniz. Çok acayip bir şey ve ben ondan öğrendim ve bayıldım sana. Peki, alkışlıyoruz Manuş Baba'yı.